kesintisiz soluksuz haberin Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGRT Haber'desiniz. Haber maratonumuz saatler 17'yi gösterdiğinde dünyada bugün kuşağıyla devam ediyor. Bendeniz Tuna Öztunç, hafta içi her gün olduğu gibi yine bugün de sizlerle birlikteyim. Ve son 24 saate dair dünyada kayda değer koronavirüs gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayım. Evet, dünyada bugün diyorum, koca dünya yahu değil mi? Ama bir tek gündem var. Bir tek gündem ve ona dair en çarpıcı kesitleri ekranlarınıza getirmek için karşınızdayım. Realite bu, gerçek bu. Dünya tek bir düşmanla savaşıyor, o da COVID-19, koronavirüs. Ve bugün de o savaş devam etti. Yine ölü sayıları arttı, vaka sayıları arttı, spekülasyonlar, iddialar yine havalarda uçuştu, peş peşe açıklamalar yapıldı. Çok kritik isimler COVID-19'la tanıştı ve bakalım son 24 saate dair başlıklar nelermiş, sonra hemen detaylarıyla devam edeceğim hiç vakit kaybetmeden. Peki geliyor şimdi, prens koronavirüse yakalandı. Evet, Buckingham Sarayı'nda bir şok var şu anda. Elizabeth çoktan sarayı terk etti biliyorsunuz. 9 Mart'tan beridir ortalıklarda görünmüyor. Sürekli yer değiştirdiği iddia ediliyor. Ama Prens Charles biraz daha sosyal bir isim ve çok da ortadaydı. Sonuçta virüse yakalandı. Yaşı da oldukça tabii ki geçkin ve bakalım ne olacak. İngiltere şu anda büyük bir şok yaşıyor ve katil virüs durdurulamıyor. Evet, bakınız şu volde de görüyorsunuz. Aslında bu plot çok şeyi anlatıyor. Neden biliyor musunuz? Şöyle virüse işte dezenfekte, yani kimyasal madde sıkılıyor. Aslında yangına üfürülüyor sadece. Çünkü bu virüsle başa çıkılamıyor. Detaylarını biraz sonra anlattığımda daha net bir şekilde anlayacaksınız. Peki, her zaman olduğu gibi rakamlarla başlayalım. Rakamlar çok şeyi anlatır aslında. Gelsin önce dünya genelindeki son durum neymiş? Kaç vaka var, kaç ölüm var? Artık hep haritayı gösteriyorum zaten. Her yerde, şu anda salgın her yerde. Vaka sayısı arttı, bayağı artıyor hem de. Dünya Sağlık Örgütü'nün dün ve evvelki gün yaptığı uyarılar rakamlara yansıdı bile. 436.159 vaka kaydedildi sayı. 19.648 kişi hayatını kaybetti. Bakın ben size çok dramatik bir kesit aktarayım. Bir flashback yapayım. Çok değil, 48 saat öncesine gidelim. Hatırladınız mı? Ben yine bu haritayı size gösterdiğimde rakam 14.000'di. 14.542 o civarlardaydı. Bakın 48 saat sonra rakam 19.648'e geldi. Çok dramatik bir yükseliş gerçekten de. Ve dünya genelinde iyileşenler 111.847. Oh be, iyi bir rakam. Yani 111.847 kişinin iyileşiyor olması sevindirici bir durum. Lakin ne yazık ki ölenler daha çok yaşlılar, 60 yaş üstü. Tabii kronik rahatsızlığı olan genç insanlar da var hayatlarını kaybedenler arasında, ama yaşlı popülasyon ne yazık ki çok daha fazla istatistiklere bakıldığında. Peki o zaman hemen ülke ülke gidelim. Şimdi bakınız, bu şemaya sakın aldanmayın. Dünyanın hemen hemen her yerine yayılmış durumda bu virüs. Filipinler'den tutun da, Malta'dan tutun da, Haiti'den tutun da, efendime söyleyeyim, her yere, Venezuela'ya, her yerden vaka haberleri geliyor, ölüm haberleri geliyor. Fakat en öne çıkanları ben alıyorum. Daha spesifik olanları ve sürekli rakamların değiştiği ülkeler bunlar. Birinci sırada Fransa var. 22.637 vaka kaydedildi son 24 saatte, şu saatte, şu dakikaya kadar. 22.637 vaka sayısı, 1.102 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta 8.167 vaka kaydedildi. Ölü sayısı 423'e yükseldi. İngiltere ile ilgili çok önemli bir şeyi vurgulamak isterim. İngiltere'nin yeteri kadar test yapmadığı noktasında ciddi suçlamalar yöneltiliyor bu ülkeye. Hem İngiltere kamuoyunda tepkiler var, hem Avrupa'dan da Dünya Sağlık Örgütü'nden de bazı sesler yükselmeye başladı İngiltere ile ilgili. Yeterince test yapılmıyor noktasında bu eleştiriler. Eğer yeterince test yapılsa rakamlar daha fazla olacak
noktasında öngörüler var. Bunu da belirtelim. İngiltere ile ilgili o spekülatif tartışmalar devam ediyor. Almanya'ya geçiyoruz. 34.009 vaka kaydedildi. 172 kişi hayatını kaybetti. Ve geliyoruz şimdi Avrupa'ya. Bakınız, İtalya ve İspanya'ya dikkatle bakınız lütfen. İtalya Çin'i geçmişti. Şu an vaka sayısı 69.176, ölü sayısı 6.820. Çin'in iki katı. Yani salgının çıktığı yer Çin, Wuhan'dan, o bölgeden daha fazla ölü var, 6.820 İtalya. Ve İspanya'da Çin'i ölümlerde, hayatını kaybedenlerde Çin'i geride bırakan ikinci Avrupa ülkesi oldu. İspanya vaka sayısı 47.610, ölü sayısı 3.434'e yükseldi. İspanya'da bir anda pik yaptı, bir anda artış gösterdi son 48 saatte ve durdurulamaz bir artıştı bu. Peş peşe vakalar ve ölüm haberleri gelmeye başladı İspanya'da. Ve İran'dan da kötü haberler var. 27.017 vaka, 2077 kişi hayatını kaybetti İran'da. Fakat bu ülkeyle ilgili çok enteresan bir detayı ilerleyen dakikalarda sırası geldiğinde sizlere anlatacağım. Peki şimdi İngiltere'ye gidiyoruz. Ben hep şunu derim programlarda. Sevgili seyirciler, dünyada insanlar eşitlendi. Farkında mısınız? Çok büyük bir eşitsizlik var bu dünyada, bu gezegende. Adaletsizlikler çok büyük. Sosyal gelir düzeyleri konusunda, çalışanlar konusunda, ülkeler arasındaki ekonomilere bakıldığında dünya genelinde gayri safi hasılatın, dünyanın ganimetlerinin adaletsizce paylaşıldığı, çok büyük bir coğrafyanın yoksulluk ve kıtlık içinde olduğu, insanların tepesine bombalar yağdırıldığı, çoluk çocuk yaşlı demeden katledildiği, acımasız bir dünya, güçlünün zayıfı fena halde ezdiği, fena halde dövdüğü bir dünyadan bahsediyoruz. Savaşlar, katliamlar, günlük hayatta da öyle. Kimin gücü kime yeterse, zayıfsan hiç şansın kalmıyor. Güçlüysen bütün kapılar sana açılıyor. Öyle değil mi? Hayat bu kadar adaletsiz işte, bu kadar sevimsiz. Ama insanlar artık eşit. Allah katında zaten eşit insanlar. Ama kendi içlerinde hep bir güç savaşı var, değil mi? Ama bugün işler değişti. Bakınız, dünyada insanlar eşitlendi. Herkes ölebilir, herkes bu virüse yakalanabilir. Ünlüsü, ünsüzü hiç fark etmez. Bakın, Prens Buckingham, güneşin hiç batmadığı Britanya'nın kralı, prensi. İkinci önemli isim, hayatını kaybetti. Özür dilerim. Koronavirüse yakalandı. Çok affedersiniz. Bakınız, Prens ülkenin önemli isimlerinden bir tanesi. Ve çok enteresandır. Monaco Prensi 2. Albert'la görüşmüştü. 2. Albert'ta da koronavirüs var. Monaco Prensi'nde. Ve ikili tokalaştıktan sonra belki de virüsün bulaştığı düşünülüyor Prens'e. Prens Charles 71 yaşında. Yapılan testlerde Prens'in pozitif çıktığı test sonuçlarını ve koronavirüse yakalandığı açıklandı. Ülkede tabii ki büyük bir şok yaşanıyor. Dünya da şaşkın. Sadece İngiltere değil, Britanya değil. Kraliçe zaten Buckingham Sarayı'nı terk etti. 9 Mart'tan beri ortalıklarda görünmüyor. Kendisini tamamen tecrit etmiş durumda. Ve şu anda Prens böyle bir gerçeklikle yüz yüze ve yaşı da geçkin. Elbette ki yoğun bakıma alınacak. Yoğun bir tedaviden sonra hayatta tutulmaya çalışılacak. Ama ne yazık ki gerçek bu. Prens de koronavirüse yakalandı. Sevgili izleyenler, dedim ya işte ünlüsü, ünsüzü, zengini, fakiri, işte efendime söyleyeyim aristokratı, avamı hiç fark etmiyor. Devlet başkanı da olabilirsiniz, bir sıradan bir bakkal da olabilirsiniz ama herkes yakalanabilir. Bu böyle tehlikeli bir virüs, sinsi bir düşman ve her yerde var olabiliyor. Bulunduğu koşullara ayak uydurabiliyor, mutasyona uğruyor. Uzun süreli kalıyor bir yerde, havada 3 saat falan asılı kalabiliyor. Bu kadar tehlikeli bir virüs. Öldürücü, katil. Aşısı yok, ilacı falan, inanın bana net değil. Şimdi bir takım ilaçlar deneniyor.
bazı vakalarda iyi sonuçlar vermiş. Umarız inşallah daha da önemli sonuçlar verir. Bu da insanlara bir umut olur. Ama böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ve işte insanlık bu noktada eşitlenmiş oldu. Burada herkes bu tehlikeyle yüzleşebilir. O açıdan dikkatli olunması gerekmekte. Ve bilim insanlarının bu teorisine çok katılıyorum. Doğaya iyi davranın. Tabiata iyi davranın. Çözüm doğadadır. Sağlıklı olmanın, sıhhatli olmanın yolu doğanın içinde olmaktır. Doğayı mahvederseniz oksijen hayat alanlarınız yok oluyor. Lütfen artık buna insanlar bir kulak versinler. Yönetenler, sistemi yönetenler bir kulak versinler. Bu gezegen daha fazlasını kaldırmaz. Bir Covid gider, başka bir şey gelir ve daha da kötü şeyler olur. O yüzden bu insanların, insanlığın, insanoğlunun bu evrene, yaşadığı evine, gezegene iyi davranması gerekiyor. Peki devam ediyoruz hemen. Hindistan'a gideceğiz. Şimdi Hindistan 1 milyar 200 milyon nüfusu var. Koca nüfus ve yönetim karantina kararı aldı. Kimse sokağa çıkmayacak dedi. Bu karantina kararından sonra şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Dünyanın en kalabalık karantinasına tanıklık ediyoruz. Evet, görüntüler gelsin ekranlara. Çok büyük bir ülke, nüfus büyük, yollar geniş, otobanlar geniş ama bomboş. 1 milyar 200 milyon insanın bir anda böyle buhar olacağını düşünür müydünüz? Bu ancak gerçek hayatta değil, filmlerde olur. Ama artık gerçek hayatta da böyle. Hem de hayatın tam ortasında 1 milyar 200 milyon insan evine kapanmış durumda. Dünyanın en kalabalık karantinası. Devam ediyoruz. Şimdi bakınız, bir önemli iddia var. İddia değil aslında, belge ortada da ama tartışma konusu olmaya başladı. Şimdi Almanya'da bundan 9 yıl önce bilim insanları, Alman bilim insanları, literatürler demişler ki, hükümete uyarmışlar. Bu COVID virüsü her an mutasyona uğrayabilir ve bir hayvandan insana bulaşabilir. Bu kuvvetli ihtimal Çin'deki hayvan pazarlarında olabilir. Çünkü SARS virüsü, biliyorsunuz o da o merkezden çıkmıştı. SARS virüsü mutasyona uğrayıp başka bir koronavirüse dönüşebilir, başka bir hal alabilir diye uyarmış. Hazırlık yapın denmiş raporda. Bilim insanları strateji koymuşlar ortaya, teori koymuşlar ortaya. Demişler ki hükümete, bakınız bu salgın bir pandemiye dönüşebilir, pandemik olabilir ve bir anda 7,5 milyon insan ölebilir. Bunun ilacını bulmak da öyle kolay değil. Aşısı da hemen bulunamaz. Bayağı bir felaket senaryosu yazılmış, hükümete sunulmuş. Hükümet bunu ciddiye almış. Hani hani aman canım, bu doktorlar, bilim insanları hep bir şeyler söylerler. Para isterler, ödenek isterler, laboratuvarlar, araştırmalar falan filan deyip geçmemişler. Burada işte ciddiye almış hükümet bunu. 2010 yılında da, o dönemde Merkel, yine bu ülkenin başbakanı, şansölye, bunu ciddiye alıyor ve bir şekilde eylem planının içerisinde yer alıyor bu rapor. Ve bakınız, çok enteresan bir detaydan bahsedeceğim. Avrupa'da koronavirüse karşı en etkili ve en disiplinli, en rasyonel önlemleri Almanya alıyor. Bakın tekrar ediyorum. En disiplinli, en rasyonel ve en etkili önlemi alan ülke şu anda Avrupa'da Almanya. Acaba diyoruz kendi kendimize, Almanlar, hükümet bu raporu ciddiye aldı, hazırlıklarını yaptı, böyle bir şeyi bekliyordu. Bekledikten sonra, böyle bir şeyle yüzleştikten sonra sorunla çok hızlı bir şekilde organize oldular ve hemen gerekli tedbirleri aldılar mı acaba? Hani bu soruyu da insan soruyor tabii ki. Rapor ortada. Almanya'nın bu başarısı da belki de, kim bilir, bu raporun hükümet tarafından ciddiye alınmasıyla ilintili olabilir. Devam edelim. Bu arada Anıl beni hemen uyardı. Ben 9 dedim ama 8 yıl. 8 yıl öncenin raporu bu arada. Düzeltelim bunu, önemli. Ve bu rapor işte belki de Almanya'nın bu sene
etkili bir çözüm, yani bu virüse karşı etkili bir çözüm bulmasında faydalı olmuş olabilir. Varsayımsal konuşuyorum tabii ki çünkü çok spekülatif bir mesele bu. Şimdi geliyoruz Trump'a. Trump dün çok tuhaf bir açıklama yaptı. Allah Allah diyorsunuz kendi kendinize. Yahu nasıl böyle bir benzetme, mecaz yapıyor, kıyas yapıyor? Hangi kafayı yaşıyor bu ABD başkanı? Ben dün Fox News'a izlerken şok oldum. Diyor ki Fox News'a yaptığı canlı yayında. Çünkü bizim Barış Pınarı Harekatı vardı YPG'ye yönelik yapılan. O barış harekatından bahsetti. Sunucular şeyi soruyorlar. Ya bu tedbirler, medbirler, virüs ne olacakmış? Çıktı dedi ki ya Barış Pınarı Harekatı vardı dedi. Türkiye dedi operasyon yaptı dedi. Ben dedi Erdoğan'ı da severim. Erdoğan da ülkesini sever. Aramız iyi onunla. Biz onları ikna ettik. Neticede ama yine de bir operasyon oldu. Sonra da anlaştık dedi. Bu neye yönelik söyledi biliyor musunuz bu? Neye göre bu buraya bir gönderme yapıyor, atıfta bulunuyor? Sosyal izolasyon. Yani sosyal tecrit. Buna örnek olarak Barış Pınar Harekatı ve o süreci örnek olarak verdi. Amerikalıların büyük bir çoğunluğu dalga geçti ABD başkanıyla. Beni bir çoğunluğuna tepki gösterdi. Yahu ne alaka? Ne diyorsun sen? Barış Pınar Harekatı, Türkiye ile yapılan anlaşma ne? Koronavirüsün Amerika'daki tehdidi ne? Amerika'nın bununla mücadelesinin ne alakası var bununla diye tepki gösterdiler. Ama Trump yine de hiç umurda olmadı. Konuştu ve arkasında da durmaya devam etti. And it went on, you know, the so-called safe zone, recently, few months ago. Evet, şimdi sizi İran'a götüreceğim. İran'da durumlar iç açıcı değil. Ruhani realist olmaya karar verdi. Bilim insanlarını herhalde dinlemeye karar verdi. Baktı ki bu yalan fazla uzun sürmeyecek. Mızrak çuvala artık sığmıyor dedi. Dedi ki daha bir ikinci dalga geliyor. İkinci dalga var şu salgında. Hazırlıklı olmamız lazım. Bir ikinci dalga gelecek ve bu bizi vuracak dedi Ruhani. Ve Çin benzeri bir önlem aldılar. Çinliler 10 günde devasa hastaneyi inşa etti. İran'ın tabii böyle bir insan gücü de yok. Mümkün değil. Başka bir çözüm buldular. Dünyanın en büyük AVM'lerinden biri olarak gösterilen bir alışveriş merkezini hastaneye dönüştürmek için hemen efendime söyleyeyim düğmeye bastılar. Evet, İran'da ölü sayısı artıyor. 2000'i geçti. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. İyi haberler gelmiyor. Bunu söyleyen Ruhani, İran Cumhurbaşkanı. Ve işte bakınız bu alışveriş merkezi, dünyanın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olarak gösteriliyor bu arada İran'da. Ve buranın artık bir hastane olacağı açıklandı. Mavi isminde bir AVM burası. Korona hastanesi olacak. Hazırlıklar yapıldı, bir takım üniteler yerleştirilmeye başlanmış. Çünkü İran çok daha sert ve büyük bir salgın dalgasıyla karşı karşıya olacak. Çok yüksek bir ihtimal bu ve bunun hazırlıklarını yapıyor ülke. Vaziyette İran'da böyle. Muhammed ve Ali Muhammed iltizamı. Bakınız Irak'ta koronavirüs salgını sürmekte, vaka sayıları, ölüm sayıları artıyor. Ve orada çalışan bir doktor gözyaşları içerisinde insanları uyarıyor. Diyor ki lütfen evde kalın, lütfen evde kalın, dışarı çıkmayın. Dinleyelim. ضحينا بحياتنا من أجل حياتكم اللي أرجو منكم أرجو نفسكم ببيوتكم طال حلاك فرحون محتاجين أكل محتاجين خدمات حنا نوديكم نودي السيارات تقدمكم نودي ناس تقدمكم اللي أرجوكم تلتزمون من أجل أخوان أقسم عليكم بحق